Hocam şimdi gelelim şu İstanbul meselesine. Bugünlerde çok konuşuluyor İstanbul, ya yani İstanbul ne olacak diye. Evet. Şimdi şu anda önünüzde bir harita geldi ekranlara. Evet. Bu harita İstanbul depremi risk haritası. Bize anlatır mısınız? Ne demek? O renkler ne? Neresi daha çok riskli? Hangi ilçeler riskli? Şimdi önce şunu bir söyleyeyim. En koyu renk şurası. En riskli olan bölge mi? Bu haritaya göre öyle. Size göre değil mi? Bana göre biraz öyle değil. Çünkü bu genellikle inşaata ilişkin hazırlanmış risk profilleri. Çünkü yerde çok değişken var. Ben jeoloji haritası görseydim onun üzerinde riskleri daha iyi söyleyebilirdim. Bu mesela şu, bu şeye göre hazırlanmış. Ben hocamın yanına gidebilir miyim Onur? Faya uzaklığına göre birinci derecede olduğu ifade ediliyor. Mesela bordo renk Marmara içinden geçen Kuzey Anadolu fayına uzaklığına göre belirlemiş. Halbuki mesela şuralar sağlam yerler. Bir dakika hocam. Siz bana söyleyin. Hı. Neresi en sağlam ya ilçe hangisi İstanbul'da? Hemen söyleyeyim. Allah söyleyeyim size. Bakın şurası Haliç. Değil mi? Haliç'ten şuradan Başakşehir'e kadar olup Sarıyer'e kadar olan şu alan Türkiye'nin en sağlam kayaçları sayılabilecek bir bölge. Bir dakika. Hangi ilçeler giriyor? Sarıyer. Ya bazıları Sarıyer çok kötü diyorlar. Sarıyer'de dere yatakları kötü. Tepeler falan o kadar kötü değil. Ama bizim söylemimiz zaten bölgesel. Parsel bazında onu söylemiyor. Parsel bazında söylemiyor. Yok söylemiyoruz öyle. Yani Şişli'nin de vardır o zaman mutlaka. Tabii. Sakat yerleri. Tabii. Bu yani. Genel yaklaşım. Genel yaklaşım olarak Haliç'ten kuzeye, batıya doğru Başakşehir. İşte Eyüp'ün bir kısmı, Kağıthane'nin bir kısmı, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş zemin olarak iyi. Siz şunu mu diyorsunuz? Yani evet buralar zemin olarak iyi ama yine de binasına bakılması lazım. Tabii. Nereye yaptı orada tabii. Ona bakılması lazım. Tabii bu harita hani üzerinden... Şöyle değil, Şişli iyi, Sarıyer iyi, rahat et. Genel olarak iyi diyebilirsin. Şişli iyi diyemeyiz. Genel olarak iyi. Evet. Ama yine de rahat et demiyorsunuz. Tabii yapıya da bağlı. Yapıya bağlı. Belki dere yatağında yapmış. Doğru. Dere yatağı yapmışsa o zaman peki, en kötü zemin. En iyi yer burasıysa ikinci en iyi yer neresi? Anadolu yakasını da söyleyeyim. Beykoz işte Anadolu yakası genel olarak sağlam. Bak yine genel olarak sağlam diyor. Bir dere yatakları bir de Anadolu yakasında özellikle kayaçların üzerinde çürümüş bir kesim var. Onu kaya kabul etmemek nerede gerekiyor. Nerede orası mesela? Yani burada her yerde var. Çünkü bir mineral var. Feldispat dedi. Şunu mu diyorsunuz? Hı. Anadolu yakası genel olarak sağlamdır. Evet genel olarak sağlamdır. Bazı yerlerinde ne evet. var? Üstünde bir ayrışmış kesim var. Ben halk anlayabilsin diye çürümüş bir kesim diyorum. Onun nereden bileceğim ben onu yani? İşte siz bilemezsiniz. Uzman biliyor zaten. Zemin etütleri yaptığı zaman. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. Ben mesela jeolog olarak inşaat mühendisi arkadaşa diyeceğim ki bak zemin profili böyle. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. Evet. Anadolu yakası sağlam diyorsun. Benim bina sağlam mı diye sorduğum zaman siz geleceksiniz. Tabii. Zeminine bakacaksınız. Tabii. Hani ondan sonra üstündeki yapıya bakacağız. Peki o zaman niye sağlam diyorsunuz? Ama genel olarak öyle. Yani şimdiye kadar mesela İstanbul... Bunu görmek istemiyorum. Bir Anadolu bunda da söyleyebilirim. Bir dakika. Bir Anadolu mu? Sonra. Bundan sonraki harita. Burası Avrupa değil mi? Avrupa yakası, şimdi evet. Anadolu'yu konuşuyorduk. Evet. Öbür haritayı verebilirsin. Bu değil. Ona benzer bir başka harita daha var. Dördüncü harita. Öyle görmüştüm. Dört tane harita vardı. Mesela bu. Bu, tamam. Evet. Burada şimdi, ne diyor? Zemini iyi olan yerler, zemini kötü olan yerler. Bir dakika hocam, siz böyle ayrıştırmayı mı savunuyorsunuz? Tabii yani. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Evet, bu da kabaca doğru. Çok şey değil, bana göre sıkıntılar var biraz. Hocam, siz de hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Evet, çünkü... Peki, yeşil yerler, yani sadece şurayı gösteriyorsunuz. Bunlar nedir? Gösteriliyor. Mesela... Ne demek istiyor? Bana bir haritayı anlatabilir misin? Hiçbir şey anlamadım çünkü. Tabii. Saf, sert bir kayaysa, ayrışma falan yoksa, çürüme yoksa üzerinde... Sağlam bir kayadır. Dolayısıyla üzerindeki yapı yaparken daha kolay yaparsınız. Kayada... Yani bir dakika. Jeolojik olarak bakılmış ve şu kırmızıyı buraya neye göre koymuşlar? Oradaki zemine göre koymuşlardır ama
bence daha geniş olması gerekiyordu. İşaret konmayan yer nedir, ne durumda? Şuralar değil mi? Tabii evet. İşte onların da konması gerekiyor. Bu o anlamda eksik bir harita. O yüzden. Ama şey doğru. Kırmızı ve yeşil ayrımı sınırlar değişik olsa da siz bana doğru. Genel olarak ilçe ilçe söyleyebilir misiniz? Tabii Şile nasıl? Şile kısmen iyi. Kısmen iyi. Evet. Çekmeköy nasıl? Orası iyi sayılabilecek bir şeydi. Beykoz da öyle. İyi mi bunlar? İyi zeminler. Şile kısmen iyi. Evet. Peki Üsküdar? Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir. Burası nasıl? Evet iyi. Ama mesela Maltepe, Kartal kıyı kesimleri iyi değil. İç kesimler daha iyi. Yüksek kesimler daha kıyılarda iyi. Kıyılarda biraz dikkat. Yani düz alanlar iyi değil. Sancaktepe, Sultanbeyli. Oralarda da tepe kısımları iyi. Tuzlu'ya dahil olmak üzere. Ama sahil kesimlerinde ve dere yataklarında sıkıntılar var. O zaman var. Kartal Pendik için de aynı şey geçer. Evet evet. Yani buralar için. İyi. Evet evet. Kıyılara dikkat. Evet. Yani. Peki. Yani siz şunu diyorsunuz. Anadolu yakasında genel olarak iyi diyebilirim. Evet. Fakat bazı bölgeleri var ki oralara dikkat etmek lazım. Tabii. Yine de herkes her bina, kendi binasının zemin etüdüne bakması tabii. lazım. Mesela siz kendi eviniz için benim bu söylemimden yola çıkarak ben sağlam yerde oturuyorum diyemezsiniz. Çünkü parsel bazında yersel değişimler olabilir. Peki benim İki sağlam de. Yerde oturmamın bana kazancı ne o zaman? Yani niye sağlam yerde Şöyle, oturuyorsun diyorsunuz bana? Hayır. Bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Siz evi aldığınız zaman mesela belediyeye gideceksiniz. Soracaksınız ben nasıl bir yerde oturuyorum diye. Uygun zemin kısımları var. Önemli alanlar var. Yani peki, ben soruyorum şimdi bir tane bu işlerden anlayan uzman hocaya. Ben diyorum şurada oturuyorum diyorum. Aha. Senin yerin diyor iyi diyor sağlam. Genel olarak iyi der. Vallahi yok kafaya takma diyor seninki iyi diyor. Yani o genel söylemdir. Denmez diyorsunuz yani. Bence yerinde görmek gerekir. Yani inşaat profesörünün konuşması lazım orada. AFAD haritasında adres bazlı gösterdiğini baz alabilir miyiz hocam? Adres bazlı zemin gösteriyor AFAD'ın. Gelsene gel burada sor. Gel burada sor gel. Buyurun. Tamam. Şimdi AFAD bir Türkiye deprem haritası yaptı. Aha. Orada adres bazlı bakıyorum mesela ben Avcılar'da çok sağlam zemin gördüm. Yani mahalle mahalle incelediğim zaman Avcılar en tehlikeli yer diyoruz. Avcılar'da çok sağlam yer gördüm. Sağlam da var, şey de var. Kötü yer de var. Yani evet. Doğru olan E-Devlet'ten AFAD'ın yaptığı bu adrese dayalı zemin haritasına mı bakmaktır hocam? Belediyelerden öğrenebilirsiniz. Onlar, belediyelerden de öğrenebilirsiniz. İstanbul'un jeoloji haritası belediyelerdeki çok sağlıklı. Hı hı. Ehli insanlar yaptı ben biliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin baz aldığı haritadan bahsediyor. Tabii tabii ama bu... Şimdi hazırlanmış da uzun süreden beri hep iyileştirilerek çalışılan jeoloji haritaları çok iyi. Özay lütfen hocama Avrupa yakasındaki ilçeleri sorar mısın tek tek? Zevkle sorarım. Şimdi hocam tam da şunu söyleyeyim. Mesela Kilyos kimine göre Tsunami olacak diyor. Karadeniz, Tsunami Marmara'da bekliyoruz. Mesela Tsunami bekliyor musunuz hocam siz burada? Marmara daha çok Tsunami potansiyeli olan bir yer. Karadeniz o kadar değil. Tarihsel olarak... Fazla kayıtlarımız yok. Az kayıtlarımız var. Peki. Mesela kuzeye gittik mi tehlike geçer mi? Niye hocam? Kuzey. Kırmızı. İşte kuzeyde kum ocaklarımız nerede? Bu üzeri kapanılan ya. Hocam yani üçüncü havalimanını peki kapsıyor mu orası? Ama üçüncü havalimanı da zaten çukurları 100 metre doldurularak yapılan bir yer. Yani kontrollü olarak yapıldı ama böyle çok sağlam bir zemin üzerinde değil. Dolguyla yapılan bir havalanı. Hocam galiba görev almış mıydı ya da şey miydi hocam biliyordur ben yani. Şöyle söyleyeyim. Zemine hocam, girmeden. Buradan anlatabilirsin. Tabii. 99 depremindeki hasarlı yerlere baktığımızda Gölcük'te deprem oldu. Bu Kartal taraflarındaki sahilde dolgu yerler ya da kalamış olan yerlerdeki dolgu yerlerde dere yataklarındaki binalarda hasar oldu, yıkım olmadı. Ancak Avcılar'da, Beylikdüzü'nde, Yeşilyurt, Yeşilköy taraflarında büyük hasar oldu. Evet. Şunu sormalıyız. Gölcük'te deprem oldu da daha yakın yerlerde hasar olmadı da orada niye oldu dediğimizde Sayın Hocam zaten cevap verir. Zemini bu kısımlarda biliyorsunuz orada kalker ocakları var. Zeminden kaynaklı. Zeminden dolayı. Krovak, yeraltı su seviyesi yüksek ama kayalık, tepelik yerlerde
hasar olmadı biz binalar incelediğimizde. Evet. Şükrü Hocam katılıyor musunuz? Ama Avcılar'da biliyorsunuz ivme değerleri çok yüksek çıktı. Zeminden dolayı evet, çok yüksek çıktı. Çok yüksek. Yeşilyurt, Yeşilköy'de oralarda yaklaşık 180 binayı falan yıktık. Tabii. Yani Özay, hocama tek tek ilçeleri sorar mısın? Sorarım. Herkes esas, merak ediyor. Şimdi Ahmet Hakan en çok merak ettiğim şeyi sorayım. Hocam Kağıthane merkezli deprem oldu. Fay yok diye biliyoruz. Kağıthane'de deprem oldu. Nasıl oldu Kağıthane'de deprem yani, fay yoksa? Normalde orada deprem olacak bir fay yok. Ama yer çekimiyle bazı yerlerde küçük şeyler olabilir. Bir de eskiden şunlar hep karıştırılıyordu. Taş ocakları da 1, 2 hatta 3'e yakın büyüklükte deprem oluşturuyordu. Biz yapay depremleri biliyoruz, ayrıştırabiliyoruz. Hı hı. Yani taş ocaklarındaki patlamaların yarattığı depremleri ayrıştırabiliyoruz. Evet. Hatta mesela hep derler işte nükleer patlatmayla deprem oluşur ama onun kalp elektrosu hemen yapay olduğunu kendini belli eder. Hiç kimse gizli bir nükleer şey yapamaz. Dünyanın her yerinden kaydedilir. Peki. Hemen. Ahmet Hakan bence İstanbul'u şeyden konuşalım. Nüfus yoğunluğu en fazla kilometre kareye düşen nüfustan 41 bin, 35 bin, 39 bin Bağcılar, Güngören, Esenler tabii. Özellikle bu hat böyle geliyor. Şimdi en çok korktuğumuz şey hocam o herkesin de paylaştığı şeyler var ya fotoğraflar İstanbul'da deprem olursa burada nasıl kurtarma olacak diye. Mesela buralarda zemin yardımcı olacak mı bize? Dediğim gibi Haliç'ten sahil kesimi olan Avrupa kesimi şuralar Arnavutköy'e kadar gitmiyor ama batı kesimler şuralar Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Güngören, Esenler, Bağcılar buraların zeminleri kötü. Sorunlu. Yapı stokları da sorunlu. Yani riskin en fazla olduğu nüfus yer. Nüfus yoğunluğu derttir değil mi hocam? Nüfus yoğunluğu fazla. Yapılar kötü, zemin kötü. Yani orada bir müdahale ekibinin çok zorlanacağını düşünüyorum. Zaten müdahale ekipleri İstanbul'a yetmeyebilir. Peki hocam en fazla gökdelenin olduğu Esenyurt hattına gelelim mesela. Evet. Esenyurt, Beylikdüzü mesela burada çeşitli formasyonlardan bahsedelim. Tabii, sadece tabii. Deprem değil mesela nüfus tabii. Yoğunluğu yine çok yüksek iki çok ilçe. Çok haklısınız. Esenyurt'la yapılan gökdelenle Şişli'de, Maslak'ta yapılan gökdelen depreme karşı ayrı sınav verecek. Çünkü Esenyurt'un zemini o kadar iyi değil. Dolayısıyla o gökdelenler zeminden kaynaklı olarak zemin büyütmesiyle hasar görebilir. Teorik olarak konuşuyorum. Herhangi bir binayı, herhangi bir yeri değil. Zemini kötü. Çok yüksek binalar var. Bakın Hatay'da Amik Ovası üzerindeki yüksek binaların sorunu oydu. Zemine tutunamadılar. Tutunamadığı için ya yıkıldı ya devrildi ya çöktü. Ama o zaman şöyle mi diyorsunuz? Yani, Maslak'taki için aynı şeyi söyleyemem. Bir dakika. Maslak'ta yapılan bir gökdelenle Esenyurt'ta yapılan bir gökdelenin yaklaşımı farklı olmalı diyorsunuz. Tabii. Esenyurt'ta zemini daha iyi kontrol edilmeli. İyileştirilmeli. Hocam inşaatı evet. Da farklı olmalı değil mi? O zemine tabii. Göre dizayn daha farklı yapılmalı. Bir hocamı fazla. Dinleyebilir miyiz? Bir şey tabii. Söylüyor inşaat açısından. Tabii. Yani vatandaşlarımız hemen oraların zemini kötüdür diye hemen korkmasınlar. O zemine uygun bina yaptığınız zaman sorun yok. Yani Esenyurt'a da o taraflara da Avcılar'a da yeter ki yani zeminine uygun bina. Evet, ama uygun hocam da diyor ki yapı stokuna baktığımızda diyor böyle bir şey vermiyor bize diyor. Çok yani. Eski binalar var orada. 99 öncesi binalar var. Tehlike orada mı? Gölcük depreminde yaşadığımız 7.3 büyüklüğü İstanbul'da olmadı. Marmara'nın içinde yok, olmadı. O yapı stoğunun hocamın söylediği yani kalite olarak hani söyleniyor işte 90 bin, 100 bin, 150 bin. Yani incelemelerde depreme dayanamayacağı. Katılıyor musunuz? Katılıyorum ben. Peki yani, hocama ben şeyi sorabilir miyim? Sevgili Ahmet Hakan, zemini diyoruz biz Euro kod dediğimiz. Zemini 30 metreye kadar analiz etme zorunluluğunu bildiğim kadarıyla 2019'da aldık mevzuata değil mi? Yani onu yıl olarak biz zemin yani 2019 olarak, öncesi binalardan zemininden ben nasıl emin olacağım? 98 yılı diyelim biraz. 98 yönetmeliğinden sonra 99'dan sonra
zemine de girildi. 30 metre ama 2019'da geldi. Beton, meton, hazır beton durumlarına girdi. Kullandığımız o düz demirdir, nervürlü çeliklerde değişti. Kullanılıyordu, kısmen kullanılıyordu. Aslında burada şöyle bir şey söylersek daha iyi olur. Erzincan, Dinar, Van, bütün deprem olan yerleri düşündüğünüzde Maraş'ta da gittik yani orada ilk günden gittik. Tepe olan, zemini güzel olan yerlerde ben bunu birkaç kere de söyledim. Elimdeki anahtarla betonunu kazıdığım, kalitesi kötü olan binalar bile yüksek, zemini iyi olan yerlerde hasar, çatlak olmadı. Peki zemin midir esas? Şimdi o bunu binalar kalitesizdi. Yine daha ileride belki hasarlar olabilir ama zemini kötü olan yerlerde çok eskiden yapılmış, kalitesiz, dikkatsiz binalar, eski binaların büyük bir çoğunluğu yıkıldı. O %2, %3 yeni binalar deniliyor ya. O yeni binalarda da inceledik. Biraz da hocam değindi. Bazı devrilen binalar filan diyor. Yani o gibi bölgelere siz yüksek bina yapamazsınız. Yapıyor musunuz? Yani 1/6 en azından o binanın yüksekliğinin 1/6 kadar zemine girmelisiniz. O bölgede 3 kat, 4 kat bodrum yapsa kime? Hocam her zemine bina yapılır. Yeter ki o zemine uygun yap. Fayların geçtiği yerler hariç. Bu. Fayın doğru cümle bu. Çok özür dilerim. Yumulaşma olan zemine güçlendirmeden yapılabilir mi bina? Şöyle söyleyeyim. İzmir'de isim vermiyorum. İzmir'in zeminini biliyoruz, öğrendik. İzmir'in bazı bölgelerinde 350 metreye kadar kaya yok. Hı hı. Biz oraya 3 metre 4 metre temeller atıyoruz. Radde temel yaptık bu binayı yapalım demiyoruz. Bir de oraya kazık çakıyoruz. Diyeceksiniz ki kaya yok. Niye çakıyorsunuz? Sürtünme kazığı deriz. Hı hı. Mesela bazı orada ciddi yeni yapılmış binalarda 98 metre 120 metre boyutlarında kazıklar çakıldı. Bu kazık çakılıp radye temel yapılmış binalarda herhangi bir şey olmadı. Hı hı. Yani mesela Japonya'da şöyle yapıyorlar. Zemine bakıyorlar. Zeminde sıvılaşma varsa ilk başta zemini güçlendiriyorlar ama baktılar maliyet çok yüksek çıkıyor. Bütün projeden vazgeçiyorlar Japonlar. Evet. Tabii yani fay bölgelerinde proje yapılmayacak. Sıvılaşma oldu. Oraya göre projelendirilecek. Yani burada şu oluyor. Yani Anadolu'da böyle yüksek binalar alışkanlık haline almış. Aslında çok ciddi iyi üniversitelerimiz var Türkiye'nin her yerinde. Deprem konusunda Türkiye çok iyi yere geldi. Çok cezasını çektik. İnşaatta çok iyi firmalarımız var. Durum hiç bunu göstermiyor evet. Hocam. Felakette bakın. Kontrol, oraya göre projelendirme hataları. Yani hatalar yapılıyor. Yeni yapılan binalarda. Yani şu kadar yıkıldı, bu kadar yıkıldı. İyi başarı sağladık. Yıkılmayacak. Japonya'da yıkılmıyor. Yalnız bu biraz ekonomiye de imkanlara da bağlı. Yani peki bir dakika hocam. Beylikdüzü'nde bazı araya apartman... ben de girip bir soru sorabilir miyim? Ben sorumu tamamlayayım. Hemen Hande sana döneceğim. Tamam. Beylikdüzü'nde bazı apartmanların bahçesinde su kuyuları varmış. Bu bahçe sulaması için kullanıyorlarmış. Bu durum oradaki zemin hakkında bir fikir veriyor mu? Su taşıyan bir zemin olduğunu gösteriyor. Büyük ihtimalle kumlu zemindir. Kum içinde su taşır. Eğer kil olsaydı taşımayacaktı. Yani zeminde... Yani bir felaketin habercisi midir bu? Şöyle, zeminde zaten su vardır. Eğer bina yapıyorsanız binayı suyla buluşturmayacaksınız temelde. Sudan arındırmanız gerekiyor. Onu bir nevi bohçalamanız gerekiyor. Çünkü hani diyoruz ya, bodruma indim, bütün demirler paslıydı. O nem nereden geldi? Nem zeminden yani geldi. Yani nemle buluşmaması gerekiyor. Bahçede su kuyusu var, su kuyusunun var olması bir felaket işareti midir? Değil. Değil, neden olsun? Zeminde var olan suyu kullanıyorsun. Tam aksine tüketiyorsun. Orayı depolamıyorsun. Hande. Tam aksine tüketiyorsun. Ama binanın içindeki şeyler şunu başka. Şunu sormak istiyorum. Şimdi
Hükümet 2'şer milyonluk mikro şehir, yeni mikro şehirler oluşturmayı planlıyor. E5 etrafındaki yerleşim alanlarının nüfusunu azaltıp sağlamlaştırmayı planlıyor. Hem hükümet açıklayacak anladığım kadarıyla, hem de çarşamba günü Ekrem İmamoğlu'nun konuyla ilgili, o da kendi projesini açıklayacak mutlaka, bir proje açıklaması olacak. Şimdi yeni şehirler yapıp bir de depremin tabii zamanlamasını bilemiyoruz ama siz bilim adamları diyorsunuz ki çok yakında olacak hocam. Dolayısıyla yeni şehirler yapmak, hızla yapmak yetişir mi, kurtarır mı? Mevcut yapıların orada, yani en tehlikeli bölgede mevcut yapıların depreme tam dayanıklı hale getirilmesi mümkün müdür? Yoksa değil, bu insanların bir an önce oradan taşınıp yeni şehirlere ya da yeni yapılacak binalara aktarılması mı gerekir? Birincisi şunu söylemek gerekiyor. %100 hazırlıklı olsak bile İstanbul'da depremden zarar göreceğiz. Amacımız göreceğimiz zararı azaltmak adına yapılan işlemler olacak. Çünkü İstanbul'da yaşayan nüfus bile zarar görebilirliği arttırıyor. Yani bu kadar nüfusu kontrol etmek ya da yönetmek ya da depreme karşı korumak, güvenli binalar sağlamak kolay değil. Yani bu günlere 50 seneden beri yanlış politikalar sonucu geldik. Yani bunu ortaya koymak gerekiyor. Biraz önce 11 ili yıkan binalardan sadece doğayı suçlayabilir miyiz? Hocam, bu olmaması gerekir. İyi de ya, o kadar deprem bilincimiz yoktu ki fay hattına askeri üs kurmuştuk. 99'da öğrendik İstanbul'da deprem olacağını. Ama yani deprem bilincimizin gelişeceği bir şeyimiz olmadı ki. Üzerinden kaç yıl geçti? İşte yani 99'dan geldik. Üzerinden kaç yıl geçti? 24 yıl işte. İstanbul... Ne yaptık 24 yılda diye sorarlar. Şimdi tabii İstanbul'da gelecek depremlerde yıkımları, zararları nasıl azaltabiliriz? Onun acil önlemlerini yapmak gerekiyor. Bu kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olmak üzere. Kısa vadeli de ne yapmak gerekiyor? Bu depremde gördüğümüz yıkımlardan ders almak gerekiyor. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Cadde boyu iş yerleri var. Cadde boyu iş yerlerinin hepsi yıkılmış. Üstünde yıkılan şey yok, konut yok. Üste oturanın ne suçu var? Aşağıdaki bir işlem yapmış, bina yıkılmış, üste duruyor. Ve enkaz olarak oraya giremiyorsunuz da. Niye? Her an yıkılabilir diye giremiyorsunuz. Kolon kesmenin cezası yok bu arada Ahmet Hakan, biliyorsunuz değil mi? Öyle sebebiyet verinceye kadar kolon kesme cezası sadece imar suçu. Ve şunu açık söyleyelim. Bunlar hep sorgulanması gerekiyor. Enkazların tümüne girilmedi. Ben Hatay'dan biliyorum. Enkazların, çünkü öyle bir gücünüz olmadı. Büyük bir yıkım var. O binaları yapan kimlerse, kimler sorumluysa, bunları hep konuşmamız gerekiyor. Çünkü gelecekte zarar görmemek için açık ve net konuşmamız gerekiyor. Peki hocam, bir dakika Özay, bir dakika. Sizi buraya alalım. Oraya alabilir miyiz? Geçebilir misiniz? Hatta ben o tarafa geleyim, hocama bırakayım yeri, daha rahat olsun. Yani kadrajından da.